yalnız bizim miting kanalına yetişmemiz gerekiyor. Sağ olun sevgili Vanlılar. Arkadaşlar hep birlikte 5 yola gidiyoruz. CHP'li hesaplar Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginden bu görüntüleri servis etti. Ama mitingde sallanan, şimdilerde Yeşil Sol adını alan HDP flamalarını görmeksizin. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletsizlikle mücadele etmek. CHP tandanslı medyada HDP bayraklarıyla coşarak zafer işareti yapan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun zafer işaretini görmezden geldi. Bu işaretin Türkiye'de PKK terör örgütüyle özdeşleşmesinden mi çekindiler acaba? Elbette Van'da Kılıçdaroğlu'nun mitingine katılan kalabalık, aralarında PKK sempatizanları da var diye tümüyle zan altında bırakılamaz. Ancak o vatandaşları PKK sempatizanlarıyla aynı alana toplamak Kılıçdaroğlu'nu bağlar. Çünkü bunlar HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmanın sonuçları. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun mitinginde HDP bayrağı sallayanlardan bazıları dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan diye sloganlar atıyorlardı. Acaba bu görüntüler CHP'nin kurumsal kişiliğini rahatsız eder mi? Atatürk, İnönü, Ecevit, Baykal ekolünü ederdi ama onlar CHP'den tasfiye edildi. Evet, kalabalık Kılıçdaroğlu'nu memnun etmiş olabilir ama gelinen noktada onu karşılayanlardan hiçbirinin CHP flaması ve Türk bayrağı sallamıyor oluşu Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu konusundaki derin şüpheleri besliyor. Direkler arasına asılan birkaç Türk bayrağı ise CHP örgütünün işi olmalı. Sağ olun sevgili Vanlılar. Peki Türk bayraksız bu karşılama HDP'nin Van mitingine desteği karşılığında verilen bir ödün mü? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki mekanizma böyle olsun mu dedi? Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma CHP tabanının da ittifaktaki diğer partilerin tabanlarının da hassasiyetlerini zerre kadar umursamıyor.